Merhaba gençler. Tanzimat ikinci dönem sanatçılarından belki de en önemli sanatçılarından biriyle devam ediyorum. Kimmiş o? Recaizade Mahmut Ekrem. Recaizade Mahmut Ekrem'i biz Tanzimat dönemine başlarken de aslında konuşmuştuk. Şimdi burada edebi kişiliğiyle karşınızdayım. Recaizade Mahmut Ekrem'i anahtar kelimeleriyle yazdım. Bu anahtar kelimeleri sizin için biraz daha böyle açmaya çalışacağım. Ama genellikle bu anahtar kelimelerle karşınıza çıkacaktır diye düşünüyorum. Bir kere Recaizade Mahmut Ekrem Üstad diye geçer kaynaklarda. Nedendir biliyor musunuz? Çünkü e, yenilikçi sanatçıların e, veya anlayışın e, temsilcisidir. Özellikle servetifinin edebiyatının oluşmasını sağlamıştır ve e, o e, yeni edebiyat etrafında birleşen e, genç genç sanatçıları etrafında toplamıştır. Onlara e, rehberlik etmiştir ve servetifinin edebiyatının oluşmasında öncülük etmiştir. Bu yönüyle üstad olarak düşünebiliriz. Zaten kendisine de üstad denmiş. Recaizade Mahmud Ekrem muallim Naci ile bir kafiye tartışması yaşamıştır. Abes Muktebes tartışması da denir bu kafiye tartışmasına. Biliyorsunuz divan edebiyatında göz için kafiye anlayışı vardır. Artık tanzimat dönemine geldiğimizde kulak için kafiye anlayışı geçerli olacaktır. Yani eğer benim kulağıma sesler uyumlu geliyorsa kafiye kabul edilmesi için yeterlidir anlamına geliyor. Göz için kafiye anlayışında ise diyor ki yazılışta her iki işte abes muktebes derken s'lerin yazılış olarak da aynı olması lazım. Çünkü Arap alfabesinde iki farklı s vardır. Yazılırken işte her iki s'nin de aynı şekilde yazılması gerekir der. Bunu kim der? Muallim Naci der. Recaizade Mahmut Ekrem için ise bu önemli değildir. Abes, muktebes. Her ikisi de benim kulağıma S olarak geliyor. Benim için yeterlidir efendim diye bir anlayışı vardır. Bu tartışma neticesinde Zemzeme diye bir şiir kitabı vardır gençler. Recaizade Recaizade Mahmut Ekrem'in Zemzemesi vardır. Bu abes muktebes tartışmasında Zemzeme Nasıl şifreliyorum? Recaizade'nin zemzemesi vardır. Çünkü Muallim Naci'nin de biraz sonra anlatırken göreceksiniz demdemesi olacaktır. Demdemenin Muallim Naci'ye zemzemenin Recaizade Mahmut Ekrem'e ait olduğunu bu şekilde aklımda tuttum. Z'lerden hareketle. Zemzeme aslında bir şiir kitabıdır. Şurada da görün. Ne yapmıştır Recaizade Mahmut Ekrem? Bu şiir kitabının ön sözünde bir eleştiri yazmıştır. İşte bu eski edebiyatı savunanları bu şekilde eleştirmiş. Şiirle ilgili düşüncelerine yer vermiştir. Burayı anlattım. Buralar tamamdır. Recaizade Mahmut Ekrem'in şöyle bir ifadesi vardır. Güzel olan her şey şiirin konusu olabilir. E, bu şekilde şiirin konusunu da genişletmiştir aslında fark ettiyseniz. E, özellikle... Ee, bu ifadeyi gördüğünüzde bazen Recaizade Mahmut Ekrem'i de sadece bu ifaden yola, yola çıkarak soruyorlar efendim. Recaizade Mahmut Ekrem 3 çocuğunu kaybetmiştir. Farklı sebeplerden dolayı birisini hastalıktan dolayı kaybetmiştir. İşte birisi zaten doğuştan engeldir o şekilde kaybetmiştir. Bunun neticesinde romantik ve hisli şiirler yazmıştır. Ee, ve şiirlerinde romantizm akımının etkisi vardır. Name-i Seher, Yadigarı Şebap, Nijat Ekrem, Oğludur mesela, Zemzeme, Pejmurde gibi e, öne çıkan şiir kitaplarını sizin için buraya yazdım. Notunuzda tutarsınız. Biz Recaizade Mahmut Ekrem denince onu hep Araba Sevdası isimli romanıyla biliriz. Araba Sevdası'nı hatırladınız mı? Araba Sevdası bizim edebiyatımızdaki ilk realist romandı araba sevdası kime aitmiş? Recaizade Mahmut Ekrem'e aitmiş. R'lere vurgu yaptığımı herhalde gördünüz. Şu anda gülüyorsunuz. Hiç önemli değil efendim. R'lere vurgu yaptığımda Araba Sevdası'nın ilk realist roman olduğunu ve Recaizade Mahmut Ekrem'e ait olduğunu hatırladık. Romanla vedalaşıyorum. Şimdi gelelim. Bu romanda Bihruz Bey ve Periveş Hanım vardır. Genellikle bu iki kahramanla karşınıza çıkacak. E, ve anlattığı konu da yanlış batıllaşmadır. Hatta LYS'de e, yanlış batıllaşma noktasında araba sevdası çıkmıştır. Bihruz Bey kimdir gençler? Mihruz Bey babasını erken yaşta kaybeden, düzenli bir eğitim almamış, işte e, alafrangalığa özenen, süsü gösterişi seven hatta konuşurken arada sırada böyle az buçuk bildiği Fransızca kelimeleri sıkıştıran bir tip. Bu yönüyle de komik duruma düşüyor. Periveş Hanım'la tanışıyor e, ve bütün parasını Periveş Hanım'a harcıyor. Çok işte böyle rezil rüsva oluyor ve bunu çok e, aslında... E, çok geç anlıyor. Miras yedi, Zübbe bir Bihruz Bey'den bahsediyorum. İşte romanda e, bu anlatılıyor Araba Sevdasında. Bunun haricinde Recaizade Mahmut Ekrem'in tiyatro eserleri de vardır. Afife Angelik Atala, Vuslat Çok Bilen Çok Yanılır bakın buradadır bir tanesi Çok Bilen Çok Yanılır e, özellikle bu tiyatro eserleri karşınıza çıkar. Benim en fazla e, mesela sorularda karşıma çıkan Afife Ancelik ile Vustat çok çıkıyor. Ama siz bence dört tiyatro eserinde bilin neden. Çünkü son üç e, senenin e, LYS ve AYT sorularına baktığımızda Tanzimat dönemi tiyatrosunun önemli olduğunu görmüştük. Eleştiride de Elhan diye bir eleştiri kitabı vardır. Zemzeme'den biraz önce bahsetmiştim. Zemzeme'nin ön sözü eleştiridir. Normalde Zemzeme'nin kendisi bakın şiir başlığı altında. Lütfen bunu karıştırmayın. Eleştiri ön sözü mukaddimesi eleştiridir. Bu kitaplarda da ne yapmıştır? Şiirle ilgili, edebiyatla ilgili görüşlerini dile getirmiştir. Onun bir de talim edebiyat diye e, edebiyat bilgilerini içeren bir ders kitabı niteliğinde kitabı vardır. E, gördüğünüz gibi Recaizade Mahmut Ekrem çok farklı alanlarda eser yazmış bir sanatçı e, ama genel hatlarıyla bu şekilde diyebiliriz. Lütfen araba sevdasını unutmayın ve Şöyle bitiriyorum. Hoşça kalın.